Arkadaşlar herkese merhabalar. bugünkü konumuzda cemiyetleri işleyeceğiz. İzmir'in işgal edilmesinden sonra arkadaşlar işgallere tepki olarak kurulan ilk oluşum Kuvayi Milliye'ydi. Kuva Kuvayi Milliye düzensiz çeteci, milis, vatansever ve bölgesel silahlı kuvvetler olduğunu daha önceki dersimizde anlatmıştık. Buna özellikle arkadaşlar destek olarak da şimdi cemiyetleri göreceğiz. Baktığımız zaman biz cemiyetleri 3 Başlık adı altında göreceğiz. Bunlardan bir tanesi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler, Türklerin kurduğu yararlı cemiyetler, diğer ise azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler olmak üzere. İlk olarak Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerle başlayalım arkadaşlar. Ee, bu adamların en büyük hedefi arkadaşlar bir kere Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ederek değil Osmanlı hükümetinin vereceği kararlara... Hal şaha ve aynı zamanda itiraf devletlerine destek verilerek mümkün olacağına inanıyorlardı bu adamlar. Yani ulusal egemenliğe ve bağımsızlığa inanmayan insanlardır. Bir kısmı yabancı ve güçlü devletlerin himayesine girmeyi kurtuluş olarak görüyorlardı. Bazıları da kendi devletlerini kurmak gibi amaçlarının olduğunu biliyoruz. Ama üzücü olan kısım ise bunlar görüşülürken bazı önemli devlet adamlarının da bunlara destek vermesidir. İlk olarak İngiliz muhipleriyle başlayalım. İngiliz muhipleri ya da sevenleri cemiyeti olarak kurulmuşlardır. Ee, Osmanlı Devleti'nin İngiltere'nin koruyuculuğu altına girmesini savunan cemiyet 1919 yılında kuruldu. Peki biz buna mandacılık diyorduk. Neydi mandacılık? Ee, Wilson ilkelerinde arkadaşlar özellikle e, bu şekilde ortaya çıkmıştı. İngiltere Fransa'nın ortaya attığı bir düşünceydi. Kendi kendini yönetemeyen devletlerin kendi kendini yönetecek seviyeye gelinceye kadar başka bir milletin idaresinde yaşamakta arkadaşlar. Baktığımız zaman e, İngiliz muhiplerinin içerisinde arkadaşlar cemiyette başta damat ferit olmak üzere hükümet üyelerinin ve aydınların İngiltere tarafından desteklendiğini görüyoruz. Yine bunun dışında milli mücadeleyi batırmak adına ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi e, en önemli propagandalarda İngilizlerin sömürgesi olan birçok Müslüman e, özellikle oluşumun İngilizlerle birlikte arkadaşlar güçlendiğini savunmuşlardır. E, baktığımız zaman arkadaşlar Osmanlı hükümeti İngiltere'ye gösterdiği yakınlık ülkenin çeşitli yerlerinde halk tarafından da protesto edilmiştir. Yani bunların faaliyetleri halk tarafından da çok fazla e, destek görmediğini biliyoruz arkadaşlar. Diğer ise İslam Tarih Cemiyetidir. Dolayısıyla İstanbul'da müderris yani medreselerdeki bazı e, hocaların desteğiyle kurulmuştur. E, İngiltere'den de destek aldılar. Milli mücadeleye karşılardır. Ve cemiyet diyor ki halifeye ve saltanata güçlendirerek bağlı kalırsak diyor e, bu şekilde varlığımızı devam ettirebiliriz diyorlar. Tabi İngilizlerden destek aldıkları için Konya'daki ayaklanmanın çıkmasında da çok aktif rollerinin olduğunu biliyoruz. Bir diğer arkadaşlar kürt Ali cemiyetidir. Dolayısıyla arkadaşlar 1919 yılında e, cemiyet arkadaşlar İstanbul'da kuruldu ve Wilson ülkelerinden yararlandılar. Peki Wilson ülkelerinde ne diyordu? Azınlıklar e, bulundukları bölgelerde kendi nüfuslarının çoğunluklarını ispat ederlerse kendi devletlerini kurabilme hakları verilecektir deniyordu. Bu yüzden de arkadaşlar Deweb dediğimiz yani Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Van, Bitlis'te bir devlet kurma amacıyla ortaya çıkmışlardır. E, İngilizler tarafından desteklenmişlerdir ve milli mücadeleye karşı çıkmışlardır. Ancak halk tarafından çok fazla destek görmedikleri için arkadaşlar faaliyetlerini sonlandırmışlardır. Bir diğer ise Sülh ve Selamet-i Osmaniye Fırkasıdır. Tıpkı İslam Teali Cemiyeti gibi ülkenin kurtuluşunun e, padişah ve halifenin emirlerine uymakla mümkün olacağını savunmuşlardır. Yani birbirlerine İslam Teali ile Sülh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası'nın çok yakın, fikirlerle hareket ettiğini görüyoruz. Bir diğer arkadaşlar Wilsoncular'dır. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda Wilson ilkeleri yayınlanmıştı. Ve bu Wilson ilkeleri uygulanmadığı için de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa tarafından küstürülmüştü. E, bu yüzden de Wilsoncuların temel hedefi arkadaşlar İstanbul'da kuruluyorlar ve bunlar Osman Devleti'nin varlığını devam ettirebilmesi için arkadaşlar Amerikan mandasını savunuyorlar. Yani diyorlar ki Osman Devleti'ni Amerikalılar yönetsin diyorlar. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar e, kongrelerde çıkan kongrede çıkan manda ve himayecilik kabul edilemez fikriyle birlikte İngiliz muhipleri ve Wilson'cuların arkadaşlar faaliyetleri bu şekilde kesinlikle tam bağımsızlık düşüncesiyle reddedildiğini görüyoruz. Evet baktığımız zaman arkadaşlar bunların hiçbirinin faaliyetlerini yerine getiremediğini gördük. Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler neydi? İngiliz muhipleri, bunun dışında Wilsoncular, Sulh ve Selamete Osmaniye Fırkası, İslam Teali ve Kürt Teali Cemiyeti. Bu cemiyetler içerisinde arkadaşlar tek devlet kurmak isteyen cemiyet ise Kürt Teali Cemiyetidir. Baktığımız zaman arkadaşlar genellikle cemiyetlerin İstanbul'da kurulduğunu göreceksiniz. İstanbul'da kurulmasının neden arkadaşlar? Tabii ki başkentin buranın olması ve elçiliklerin burada olması. Tüm faaliyetler buradan başlayıp yürütüldüğü için bu şekilde burada kurulduklarını görüyoruz. Bir de gerçekten vatansever, ulusal bağımsızlığa inanan dolayısıyla insanlar var. Bunlar da arkadaşlar Türklerin kurduğu yararlı cemiyetlerde göreceğiz. Tabii ki bunlar müdafaa-i hukuk cemiyeti olarak ele alınıyor. Ve bunlar arkadaşlar milli mücadelenin oluşmasına ve aynı zamanda arkadaşlar Kuvayi Milliye'den düzenli orduya geçişe de çok büyük destek verdiklerini biliyoruz. Birincisi arkadaşlar Trakya Paşeli Cemiyeti'dir. 2 Aralık 1918 yılında Edirne'de kurulmuştur. Tabi amaçları Yunanlıların Wilson ülkelerine dayanarak Trakya'da arkadaşlar kendi nüfuslarının yani Rum nüfusunun Türklerden fazla olduğunu iddia ederek buraları işgal etmekti. Ve dolayısıyla arkadaşlar buradan da Karadeniz'e kadar ila, ilerleyerek Yunan Megola idealini gerçekleştirip bu şekilde Yunanistan Trakya ve Karadeniz'de Pontus Rum Devleti'nin kurulmasıyla birlikte sınırlarını genişleteceklerdi. Ancak Trakya Paşeli Cem e, Cemiyeti bölgede bulunan Türklerin Rumlardan fazla olduğunu, ırk, kültür ve e, diğer alanlarda Türklerin çalışmalarıyla bu şekilde e, bu bilgilerin yalan olduğunu ortaya koymak amacıyla faaliyet göstermiş vatansever ve milli bir cemiyettir. Trabzon Müdafaa Hukuk, Muhafaza Hukuk ya da Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak da geçiyor. 12 Şubat 1919 yılında Trabzon'da kuruluyor. Amacı Trabzon ve çevresindeki Pontus Rum Devleti'nin kurulmasına engel olmaktır. Özellikle arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin toplanmasında da çok büyük emeklerinin olduğunu biliyoruz. Kilikya arkadaşlar Çukurova, Adana ve bölgesinin arkadaşlar eski dönemdeki ismidir. ve Dolayısıyla arkadaşlar Aralık 1918 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Amacı tabii ki Çukurova bölgesindeki Fransız ve Ermenilere karşı bölgeyi savunmaktır. Yayın propaganda bu şekilde bunun dışında silahlı olarak da milli bilincin oluşma oluşmasında çok büyük faydalarının olduğunu biliyoruz. Evet Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti de 4 Aralık 1918 yılında İstanbul'da kuruluyor. Amacı arkadaşlar doğuda bir Ermeni devletinin kurulmasına engel olmaktır. Devbes dediğimiz ve dolayısıyla doğudaki Türk nüfusunun azalmasına engel olmak, göçleri durdurmaktır. Özellikle Erzurum ve Elazığ'da teşkilatlandırarak Erzurum Kongresi'nin toplanmasında büyük rol oynamışlardır. Reddil Hak Cemiyeti ise 14 Mayıs 1919'da İzmir'de kurulmuştur. İzmir ve çevresinin arkadaşlar Türk olduğunu ve Yunan işgalinin haksız olduğunu dünyaya göstermek adına protestolar, mitingler yapmışlar ve aynı zamanda Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini düzenlemişlerdir. Milli Kongre Cemiyeti'ne baktığımız zaman arkadaşlar, Milli Kongre Cemiyeti 29 Kasım 1918'de İstanbul'da kurulmuştur. Basın ve yayın yolunu kullanarak e, işgallerin haksız olduğunu dünyaya göstermek amacıyla faaliyetler, güttüklerini biliyoruz arkadaşlar. E, özellikle Ermenilerin zulümlerini anlatan eserleri de yayınladıklarını biliyoruz arkadaşlar. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne baktığımız zaman arkadaşlar, e, 1 Aralık 1918'de İzmir'de kurulmuştur. İzmir'e Yunanlara vermemek ve İzmir'in Türk olduğunu kanıtlamak için faaliyetlerde bulundular. Basın yayın yolunu kullandılar ve böylece işgallerin haksız olduğunu dünyaya duyurdular ve silahlı bir arkadaşlar cemiyet olduğunu da biliyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar bir diğer önemli cemiyetimiz ise tabii ki Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyetidir. 5 Kasım 1919'da Sivas'ta kurulmuştur ülkenin uğradığı işgali protest etmek için orduya yardım toplamışlardır arkadaşlar. Dediğimiz gibi para, mal yardımlarını bu şekilde kampanyalar düzenlenerek orduya ulaştırmak için elinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Yine bunun dışında arkadaşlar bir de azınlıkların kurmuş olduğu cemiyetler vardır. Mavrimira, Pontus Rum, Hınçak Taşnak, Alyans İsrailit, Makabi gibi cemiyetler. Bu cemiyetlerin de zaten temel hedefi Osmanlı Devleti'ni parçalayarak her ulusun Osmanlı Devleti'ndeki bu Rum, Ermeni ve aynı zamanda Yahudilerin kendi devletlerini kurmak için Osmanlı Devleti'nden arkadaşlar pay almak gibi bir faaliyetlerinin olduğunu zaten biliyoruz. Evet baktığımız zaman Padişah ve Osmanlı Devleti'nin duruma bakışına baktığınız zaman arkadaşlar. Bir kere itiraf devletlerinin siyasi ve askeri baskıları var. Ve bu yüzden arkadaşlar Padişah ve hükümet hiçbir şey yapmıyor. Bazılarını izleyebilir. Hocam Osmanlı Devleti'nde hangi padişah vardı? Efendim 5. Mehmet Reşat vardı ve ondan sonra da arkadaşlar 6. Mehmet Vahdettin geçti. Ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında arkadaşlar ilk yapmış olduğu şey tabii ki neydi? 1 Kasım 1922 yılında saltanatı kaldırmak olmuştur arkadaşlar. Tabii 1. Meclis'in saltanatı kaldırması bu meclisin arkadaşlar inkılapçı olduğunu göstermez. Bu sadece yapılması gereken bir durum olduğundan dolayı İvedi olarak öncelikle saltanatı kaldırdılar. Tabi ortam hazır olmadığı için arkadaşlar birinci meclis ne yapmıştı? Ee, halife seçmişti Abdülmecid Efendi. Yi. Bu da birinci meclisin layık olmadığını gösteriyor ama o dönemde mecburiyetten dolayı seçildi ve dolayısıyla arkadaşlar 3 Mart 1924 yılında da 2. Meclis ne yapmıştır? Halifeliği kaldırarak layıklık önündeki en büyük engeli bu şekilde kaldırmış oluyor. Peki baktığımız zaman arkadaşlar e, itiraf devletlerinin talepleri yerine getiriliyordu. Dolayısıyla bu durumu hazmedemeyen Ahmet İzzet Paşa sadrazamlıktan istifa ediyor. Sonra yerine arkadaşlar Tevfik Paşa getiriliyor. Daha sonra arkadaşlar İngilizlerin baskısı sonucu meclis kapatıldığı için arkadaşlar Tevfik Paşa da istifa ediyor. Ve yerine de arkadaşlar özellikle damat Ferit Paşa hükümeti getirilmiş oluyor. E bu şekilde arkadaşlar 3 tane hükümet değişikliğinin yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla başarısızlıklardan dolayı. Tabi bu dönemde Mustafa Kemal arkadaşlar Yıldırım Olduları Grup Komutanlığı'nı yapıyor. E daha sonra arkadaşlar Mondros imzalandıktan sonra Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırıyorlar. Ve İstanbul arkadaşlar 13 Kasım 1918 yılında Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde Boğaz'da düşman gemilerini görüyor. Ve yaveri diyor ki Paşam uğrunda diyor 500 bin insanın öldüğü diyor Çanakkale Savaşı'ndan sonra bu durum nedir deyince bunun üzerine arkadaşlar Mustafa Kemal Yaverine diyor ki geldikleri gibi giderler diyor. Bu Mustafa Kemal'in ileri görüş ileri görüşlü bir kişiliğe sahip olduğunu ve aynı zamanda kararlı kişiliğini de arkadaşlar gösteriyor. Ve bunun üzerine Rafet Ferit'e de diyor ki hata ettim diyor. İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp edip Anadolu'ya dönmenin çaresini bulmalı diyor. Peki Mustafa Kemal İstanbul'dan neden Anadolu'ya gitmek istiyor? Temel hedefi milli mücadeleyi başlatabilmek için halkın desteğini almak, almaktır. Ve bu yüzden de Mustafa Kemal arkadaşlar ne yapıyor? Bir fırsat bekliyor. Tabi bu fırsat daha sonra ne yapacak? Samsun'a 9. Ordu müfettişi olarak 9. Ordu müfettişi olarak atanmasıyla arkadaşlar gelmiş olacak. E, Mustafa Kemal arkadaşlar kurtuluş için çareler aradığı sırası ara, aradığı sırada çözüm yollarını da aslında gösteriyor. Diyor ki Etkin bir hükümet kurulacak. Yani itiraf devletlerine yeri geldiğinde hayır bu yanlıştır diyebilecek, dur diyebilecek bir hükümetin kurulmasını istiyor. Yine ordunun ters edilmesinin, silah ve cephanenin teslim edilmesinin yanlış olduğunu, bunun Osman devletinin savunma gücünü bitireceğini söylüyor. Aynı zamanda arkadaşlar askeri ve sivil yöneticilerle, padişahlarla padişahla görüşme talebinde bulunuyor ve yabancı ülkelerin elçilikleriyle görüşerek işgallerin haksızlığını söylüyor. Ama dediğim gibi bundan arkadaşlar herhangi bir ne yapıyor? Maalesef netice alamıyor. Ve Mustafa Kemal bağımsızlık için mücadele edilmesi gerektiğini ve bunun için bunu yapmanın özellikle padişah ve hükümetle olmayacağını halkla olacağını arkadaşlar düşünerek bu şekilde ne yapıyor? Anadolu'ya hareket etme kararı alıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar kurtuluşu hükümette ya da padişahta değil halkta olacağını Mustafa Kemal arkadaşlar dile getirmiş oluyor. Evet baktığımız zaman arkadaşlar e Milli cemiyetlerin yani yararlı cemiyetlerin özelliği Türk halkının Mondros Ateşkes Anlaşması'na ilk tepkisidir. Yine bunun dışında arkadaşlar basın yayının elverişli olması, az önce söylemiştik elçiliklerin olması ve buranın merkez olmasından dolayı insanlar e, milli mücadelenin merkez, şey olarak, cemiyetleri cemiyetlerin merkez olarak İstanbul'u seçiyorlar. Bunun dışında arkadaşlar milli mücadeleye örgütsel zemin hazırlıyorlar. Aynı zamanda ulusal birinci uyandırdılar. İşgalleri ve azınlıkların bölücü faaliyetlerini önlemeye çalıştılar. Tabi sıkıntıları da var. Sıkıntısı nedir arkadaşlar? Tabi ki bölgesel olmasıdır. Biz her zaman için bölgeselliğe karşıydık. O dönemde de Mustafa Kemal bunu dile getiriyor. Ee, bu yüzden de arkadaşlar Sakarya Savaşı'nda söylediği bir laf vardır. Diyor ki hatta müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır diyerek bu şekilde sınırları aslında çizmiş oluyor. <laughs> Bunun dışında arkadaşlar özellikle Mustafa Kemal gibi birleştirici bir liderden yoksun oluşları e, milli cemiyetlerin en büyük eksiğidir. Çünkü cemiyetlerin arkadaşlar başkanlığını Mustafa Kemal yapmadı tabii ki. Ama e, Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal bu eksikliği gördüğü için e, alınan kararla Anadolu'da bulunan tüm yararlı cemiyetlerin tamamı arkadaşlar birleştiriliyor. Ve yeni isimleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti oluyor. Peki sebebi nedir? Sebebi ise arkadaşlar milli mücadeleyi tek bir yerden ya da tek bir merkezden yönetebilmek için böyle bir karar alıyorlar arkadaşlar. Milliyetçi ve vatansever duygularla hareket etmişlerdir. Basın yayın, basın yayın yolunu kullandıkları gibi aynı zamanda arkadaşlar silahlı da direnişe geçtiklerini biliyoruz. Yine bunun dışında arkadaşlar herhangi bir plan ya da programları yoktur. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar bu cemiyetlerin hepsi de Sivas Kongresi'nde birleştirilmiştir.